Merhabalar arkadaşlar. Son videomuzda basit eşsizlikleri işlemiştik. Basit eşsizliklerle ilgili önemli soru yapıları görmüştük. Ve hatırlıyorsanız hafiften orada mutlak değere de ne yapmıştık? Başlamıştık. Bugünkü videomuzda işimiz ne arkadaşlar? Mutlak değer. Mutlak değerin birinci bölümünü, yani ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılmasını ve arkadaşlar eşitlikler kısmının da bir bölümünü bu videoda göreceğiz. Konunun diğer bölümünü ise bundan sonraki videoda izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii mutlak değer her kademesi önemli bir konu. Ama ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılması kısmı, yani bugünkü videoda göreceğimiz kısmı en önemli bölümü diyebiliriz bu konunun. Şimdi o zaman arkadaşlar önce mutlak değerin tanımıyla başlayacağım. Ondan sonra diğer kısımlarına da ilerlemeye devam edeceğiz. Nedir mutlak değer arkadaşlar? İşte sayı doğrumuzu görüyoruz. Mutlak değer sayı doğrusunda sayıların sıfıra olan uzaklığıdır. Bakın mutlak değer sayı doğrusunda sayıların sıfır olan uzaklığıdır diyoruz. Uzaklıktan bahsediyoruz. Neden mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olamıyor o zaman? Uzaklık belirttiği için değil mi? Bakın uzaklıklarda ya da uzunluklarda yön kavramı yoktur. Ankara İzmir arası 600 kilometre ise biz İzmir Ankara arasına eksi 600 kilometre mi deriz? Hayır, yine 600 kilometre deriz. Mutlak değerli ifadeler uzaklık belirttiği için bunların sonuçları negatif bir sayıya eşit olamıyor. Şimdi görelim arkadaşlar. Bakın bu bizim sayı doğrumuz. Ben hiç ilk etapta A'larla B'lerle başlamayacağım. Sonra geleceğiz oralara. Somut değerlerle başlayalım. Bakın sayı doğrusunda iki tane nokta işaretledim. Biri 2, diğeri eksi 2. Şimdi arkadaşlar mutlak değer 2 ne demektir? Bakın mutlak değer 2 şu demektir. 2'nin sıfıra olan uzaklığı kaç birim demektir? Arkadaşlar bakın 2'nin sıfıra olan uzaklığı 2 birimdir. İşte o yüzdendir ki mutlak değer 2'nin eşiti 2'dir. Peki tamamen aynı mantıkla mutlak değer eksi 2 ne demektir arkadaşlar? Mutlak değer eksi 2 ise eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı kaç birim demektir? Arkadaşlar görüyorsunuz ki eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı da 2 birimdir. Biz buradan buraya olan uzaklığa eksi 2 birim mi deriz? Hayır, 2 birim deriz. İşte o yüzden mutlak değer eksi 2'nin de eşiti 2'dir. Mutlak değer yani o iki çizgi içerideki ifadenin sıfıra olan uzaklığını belirttiği için sonucu hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamıyor. Şimdi hemen bir örnekle, basit bir örnekle belli bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. O yüzden yazıyorum bu örneği. Yoksa böyle bir soruda hiçbirinizin sıkıntı yaşayacağı kanaatinde değilim. Ha sormaz mı? Vallahi bazen böyle soru bile soruyor ÖSYM, belli olmuyor. İşleminin sonucu kaçtır dediğinde mutlak değer 7 artı, mutlak değer eksi 5, eksi mutlak değer eksi 3. İşleminin sonucu kaçtır dediğinde. Mutlak değer 7, 7'dir. Böyle sayısal değerlerle sonucu hiçbir sıkıntı yok. Artı mutlak değer eksi 5 dışarı 5 çıkar. Şu ayrıntıyı göstermek için yazdım. Bakın normalde biz iki tane eksiyi yan yana gördüğümüzde 4 işlem yaparken çarpıyorduk. Mutlak değerde böyle bir şey yapamıyoruz. Dışarıdaki işaret ile mutlak değerin içine yorum yapamayız. Oradaki iki işareti birbiriyle çarpamayız. Yani eksi diyoruz yine şu bu. Bu eksi 3 dışarı artı 3 olarak çıkıyor. Yani orada eksi ile eksinin çarpımı artı değil. Orayı artı 3 yapamazsınız. Hani yapmayacağınızı düşünüyorum zaten çoğunuzun. Ama ben yine de bir belirteyim istedim. O zaman 12 eksi 3'ten bu işlemin sonucu ne çıkacaktır arkadaşlar? 9 çıkacaktır. Mutlak değer temel manada böyle. Buraya kadar bir sorun var mı diye soruyorum arkadaşlara ben derslerde. Hepsinden aynı cevabı alıyorum. Yok hocam. Ama işte sorun nerede başlıyor? Sorun buradan sonraki bölümde başlıyor. İşin içine böyle sayısal değerler değil de A'lar B'ler girdiği zaman sıkıntılarınız başlıyor. Şimdi arkadaşlar ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılması birinci bölüm. Ve burada iki tane temel özellik. Eğer A sıfırdan büyük ise
mutlak değer A dışarı aynen çıkar. Çünkü bakın A sıfırdan büyük, A pozitif bir ifade demek. O dışarı aynen A olarak yani pozitif çıkar. Ancak A sıfırdan küçük ise arkadaşlar, A sıfırdan küçük ise bu durumda mutlak değer A dışarı önüne bir eksi alarak yani eksi A diye çıkar. İşte tam bu noktada bana şunu söylüyor arkadaşlar. İçlerinden en azından, dışlarından olmasa da. Hocam manyak mısın? Bir saattir mutlak değerli ifadenin sonucu negatif çıkmaz dedin. Getirdin burada A'yı, eksi A çıkarttın. Arkadaşlar şunu bildiğiniz zaman bu konuda sıkıntınız kalmayacak. Önünde her eksi olan şey negatif değildir. Yazın bir yere, güzel söz oldu. Önünde her eksi olan ifade negatif değildir. Siz negatif bir ifadenin önüne eksi koyarsanız onu pozitif yaparsınız. Bakın şimdi A burada nasıl bir ifade? Negatif. O zaman eksi A aslında pozitif bir ifadedir. Şöyle düşünün, somutlaştırayım. Eksi 2 ifadesini düşünün. Nasıl bir ifade? Negatif. Önüne eksi koyun bir tane, şimdi ne oldu? Pozitif oldu değil mi arkadaşlar? İşte şunun A olduğunu düşünürseniz, bakın eksi A ifadesi aslında pozitif bir ifade olmuş oluyor. Yani biz burada A'nın önüne niye eksi koyuyoruz? A negatif ya, onu pozitif yapmak için önüne eksi koyuyoruz. Burada bir eksi var. Şu A'nın içinde bir tane daha eksi var aslında. Onlar çarpıldığında pozitif yapıyor eksi A. Ya da şunu düşünün arkadaşlar, bir ifade pozitifse önüne eksi koyduğunda eksi olur, o negatif olur. Ama bir ifade negatifse sen önüne eksi koyduğunda o ifadeyi pozitif yaparsın. Peki, hani bunu da böyle zorlanıyorum ben dersiniz. Hiç kafanızı karıştırmayın abi. Verilen değer aralığında mutlak değerin içi pozitifse bu dışarı aynen çıkar. Verilen değer aralığında, bakın A negatif, içi negatifse önüne bir tane eksi alıp çıkar. Bakın bu bölüm çok çok önemli. ÖSYM çok sık soru soruyor mutlak değerin bu bölümüyle alakalı. Şimdi basitçe bir örnekle başlayalım arkadaşlar. A küçüktür sıfırdan, o da küçüktür B'den olmak üzere. Tabii ÖSYM bunu sorarken ne diyor? A ve B gerçel sayılar. A küçük sıfırdan, o da küçük B'den olmak üzere diyor. Hani Jean-Jean'ı söylüyor biraz daha. Mutlak değer B eksi A artı mutlak değer A ifadesinin eşiti nedir dediğinde. Mutlak değer B eksi A artı mutlak değer A ifadesinin eşiti nedir dediğinde. Burada kademe kademe gitmemiz gerekiyor. İlk kademe ne? Mutlak değerli şu ifadelerin içlerinin işaretleri belirlenir. Peki nasıl? Bakın sadece işareti belirlemek için değer verebilirsiniz. Ya da bakın geçen videoyu hatırlayın. Eşitsizliklerle ilgili sonu anlattığım kaideler vardı 4 madde. Büyükten küçük çıkarsa sonuç pozitiftir gibi. Pozitif 2 ifadenin toplamı pozitif, negatif 2 ifadenin toplamı negatif gibi. Bunları kullanarak da belirleyebilirsin işaretleri. Şimdi B eksi A'nın işareti. B A'dan büyük mü? Büyükten küçük çıktığı için burası nedir? Pozitiftir bakın. Ya da şöyle düşün, tamam değer ver abi bunu almıyorsa aklımız. B eksi eksi, daha doğrusu 1 eksi eksi 1 mi oluyor? 1 artı 1'den 2 yapıyor yani pozitif. Değer vererek de belirleyebilirsin içinin işaretini ama sonra kullanmayacaksın o değeri. Sadece işareti belirlemek için. A'nın işareti A sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar negatif mi? Bakın içlerinin işaretlerini belirledik. Şimdi bunun içi pozitif yaptığı için dışarı aynen çıkarken, bunun içi negatif yaptığı için önüne bir eksi alacak. Aynen çıkıyor B eksi A, artı burası da yine eksi A mı olacak arkadaşlar? E o zaman arkadaşlar B eksi A, artı ile eksinin çarpımı eksi A, sonuç görüyorsunuz B eksi 2 A yapacak. Bakın tekrar söylüyorum. Verilen değer aralığında ifadenin içindeki işaretler belirlenir. İçerideki işaret pozitifse dışarı aynen çıkarılır. İçerideki işaret negatifse dışarı
önüne bir eksi koyularak çıkarılır. Sonra rutin, standart 4 işlem yapılır. Bütün mevzuyu hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Hemen bir örnek o zaman arkadaşlar. A küçüktür B'den, o da küçüktür 0'dan, o da küçüktür C'den. Olmak üzere. Tabii yine aynı şeyleri söylüyor bize. A, B, C gerçel sayılar falan diyor bu sefer. Mutlak değer içinde A artı B artı mutlak değer içinde B eksi A artı mutlak değer içinde C eksi B artı mutlak değer içinde C ifadesinin eşiti nedir dedi. Tren gibi bir şey yaz Kore'ye değil mi arkadaşlar? Şimdi tek tek konuşacağız. Önce bunların içlerinin işaretlerini belirleyeceğiz. Ama değer vererek belirle, ama o kaidelerle belirle. A artı B pozitif midir, negatif midir acaba? Bakın A da negatif, B de negatif. Negatif iki ifadenin toplamı negatiftir. Bakın görün. Eksi 2, eksi 1 verin. Eksi 2 artı eksi 1'den eksi 3 mü yaptı? O zaman bunun içi neymiş demek ki? Negatifmiş. Gelelim B eksi A'ya. B A'dan büyük, büyükten küçük çıkıyor. Sonuç pozitif. Bakın ne demiştik? Sayıların ikisi de negatif bile olsa büyükten küçük çıkınca pozitif olur. Ya da değerle görün. B eksi 1, A eksi 2 ise eksi 1 artı 2 mi oldu bura? Sonuç ne yaptı? Artı 1. Yani içi pozitif. C eksi B, C B'den büyük. Pozitif. Değer vererek de görebilirsiniz yine. Ve C sıfırdan büyük. Pozitif. Bakın işaretleri belirledik mi? Birinci ifade önüne eksi alıp çıkarken diğer tüm ifadeler dışarı aynen çıkacaktır. O zaman birinci ifade önüne eksi alacak. O eksiyi paranteze dağıtacağım çünkü hepsinin o. Artı bu aynen çıkıyor. Artı bu aynen çıkıyor. Artı bu aynen çıkıyor. Şu eksiyi dağıtırken dikkat edin. Eksi A eksi B. Artı B eksi A. Artı C eksi B. Artı C mi olacaktır? O zaman arkadaşlar bakın ne oluyor şimdi. B'ler birbirini yok etti. C ile C'nin toplamı 2C. Eksi A eksi A eksi 2A. Ve arkadaşlar ne kaldı başka? Eksi B. Eksi A eksi A eksi 2A. C, C artı 2C ve bir tane de eksi B. İşte arkadaşlar benim ifademin eşiti bu olacaktı. Bakın gerçekten zor değil. Hani biliyorum bu sizi zorlayan bir yapı. Ama bakın şu dediğimi unutmayın. Hani diyor ya futbol basit bir oyundur diye. Bakın bu da öyle. Zorlamayın. İçinin işaretini belirliyorsun abi. İçi, işareti pozitifse içerideki gibi çıkarıyorsun. Bak içeride nasılsa öyle. İçi negatif yapıyorsa önüne eksi koyup çıkarıyorum. Bütün mevzu abi. Peki bir başka örnek. Biraz daha kafanızı karıştıralım şimdi. Ama yani iyice oturacak bence bu örnekten sonra. Yine A, B, C gerçel sayılar. A küçüktür B'den, o da küçüktür sıfırdan olmak üzere. Mutlak değer içinde B eksi A artı mutlak değer içinde A artı B eksi mutlak değer içinde eksi A artı mutlak değer içinde eksi B ifadesinin eşiti nedir diye sordu. Bu soruyu da eğer anlayabilirseniz 10 numara 5 yıldız oturmuş olacak. Bu burada biraz pislik yaptık açıkçası soruda. Şimdi içerilerin işaretlerini vereceğiz. B eksi A pozitiftir değil mi? Neden? Büyükten küçük mü çıkıyor? Büyükten küçük çıkarsa sonuç pozitiftir. Peki A artı B nedir? Negatiftir değil mi arkadaşlar? Niye? Negatif iki ifadenin toplamının sonucu negatiftir. O yüzden bakın eksi 2 eksi 1 de. Eksi 2 artı eksi 1 eksi 3 yapıyor çünkü. Eksi A pozitif midir negatif midir acaba? Eksi A pozitiftir çünkü A negatif değil mi? Önüne eksi gelince pozitif olur o. Bak eksi 2 düşün. Eksi eksi 2'den artı 2. Ve eksi B nedir? Aynı mantıkla pozitiftir. B negatif olduğu için eksi B pozitiftir. E şimdi işaretleri belirledik. Birinci, üçüncü ve dördüncü aynen çıkarken bak aynen demek içeride nasılsa dışarı öyle. İkinci önüne eksi alıp çıkacak.
Bunu aynen çıkartıyorum bakın. Evet. B eksi A diye. Önüne eksi alacak. Eksiyle artının çarpımı eksi. Paranteze alın A artı BM. Sonra bu eksiyi dağıtacağım. Eksi şimdi dikkat. Bu dışarı aynen yani eksi A diye çıkacak. Çünkü o zaten eksi A olarak pozitif. Bak içi pozitifse içerideki gibi çıkıyor. Bu eksi A olarak mı pozitif? O yüzden dışarı eksi A olarak çıkıyor. Ve devam ediyorum dostlar. Artı bu dışarı yine eksi B diye çıkıyor. Çünkü o eksi B olarak artı zaten. Olay bu. İçinin işaretini belirle. İçi pozitifse içerideki gibi çıkar. İçi negatifse içeridekinin önüne bir tane eksi koyup çıkar. Hepsi bu arkadaşlar. E şimdi o zaman. Evet. B eksi A. Şimdi bu eksiyi dağıtalım buraya. Eksi A eksi B değil mi? Tek tek dağıtmamız gerekiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı A. Artı ile eksinin çarpımı eksi B. Evet. B eksi B gitti. Şu artı A ile eksi A gitti. Bir tane eksi A kaldı. Bir tane de eksi B kaldı. Yani benim işlemimin sonucu eksi A eksi B olacakmış. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar hiç zor değil yani. Bu bölüm ÖSYM'nin çok soru sorduğu bir bölüm. O yüzden aslında bu kadar gayretli ve iştahlı anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bu bölümle ilgili genelde soru soruyor ÖSYM. Bazen eşitlik de sorabiliyor ama ağırlıklı olarak ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılmasıyla alakalı soru soruyor. Tabi arkadaşlar bunlar illa A'lı B'li değil, X'li falan da sorulabilir. Şöyle bir sual mesela. 0 küçük X'ten, o da küçük 2'den. Olmak üzere basit bir örnek olsun. Mutlak değer X eksi 2 artı mutlak değer X ifadesinin eşiti nedir dediğinden. Şimdi fark eden bir şey var mı? Ben söyleyeyim size hiçbir şey yok fark eden. Ha A B olmuş, ha X olmuş, ha başka bir şey olmuş. Mantık hep aynı. İşaret belirlenecek önce. Şimdi X eksi 2 ile başlayalım. X 2'den küçük mü? Küçükten büyük çıkıyor. O zaman bunun içi eksi. Ya da değer ver 1 ver. 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Gelelim X'e. 0-2 aralığında bu pozitif bir aralık mıdır? O zaman bu pozitiftir. O zaman birinci değer önüne eksi alıp çıkarken ikinci değer aynen çıkacaktır. Yani bunu şöyle çıkartıyorum. Eksi x eksi 2 diye. Artı bunu aynen yani x diye çıkartıyorum. Dağıtıyorum ifadeyi. Eksi x artı 2 artı x. Bakın eksiyi dağıtınca eksi eksi artı 2 oldu. X'ler gidiverdi. En nihayetinde 2 kalıverdi gali. Umarım anlaşılmıştır ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılması. Bakın kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok aslında. Diyorum ya siz olayı kafanızda karmaşıklaştırıyorsunuz. 1. Verilen değer aralığında ifadenin işareti belirlenir. 2. İşaret pozitifse, içi pozitifse aynen çıkarılır. İçi negatifse önüne bir tane eksi koyularak çıkarılır. Çünkü negatif bir ifadenin önüne eksi koyduğunda onu pozitif yaparsın. Bütün mevzu bundan ibaret. İşte arkadaşlar ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılmasıyla ilgili bilmeniz gerekenler bunlardı. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bunun tabii köklü ifadeleri işlerken göreceksiniz. Köklü ifadeyle de birleşen yerleri var. Onu o bölümde ne yapacağız? Anlatacağız. Çok da ÖSYM'e bulaşmaz oraya çıkacağız. Şimdi arkadaşlar konunun birinci bölümü bu idi. İfadelerin mutlak değer dışına çıkarılması önemli dedik. Ve umarım da anlaşılmıştır. Bence kaçırmamanız lazım. Soru gelince artık. Şimdi ikinci bölüm, bundan sonra gelen en önemli bölüm, mutlak değerli eşitlikler bölümü. Ve konunun aslında daha detaylı kısmı orası, çünkü orada çok fazla soru yapısı var. Biz mümkün olduğunca bir bölümünü bugün, bir bölümünü diğer videoda ne yapacağız? Göstermeye çalışacağız sizlere. Ama tabii ki önce temel yapıyı bilmek gerekiyor arkadaşlar. Birinci olarak mutlak değer AX artı B C'ye eşitse ve arkadaşlar C elemanı R eksi ise, yani arkadaşlar C bir negatif gerçel sayıya eşitse ne olur arkadaşlar?
mutlak değerli bir ifadenin sonucu hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olabilir mi? Olamaz. O zaman biz burada çözüm kümesine ne deriz arkadaşlar? Boş küme deriz. Bakın tekrar söylüyorum. Mutlak değerli bir ifadenin içi negatif olabilir. Ama sonucu hiçbir zaman negatif olmaz. Mutlak değerli bir ifadeyi negatif bir sayıya eşit gördüğünde bil ki çözüm kümesi boş kümedir. Hemen somutlaştıralım. Ne diyor la bu adam demeyin diye. Mutlak değer 2x artı 5 eşittir eksi 3. Eşitliğinin çözüm kümesi nedir derse. Şimdi arkadaşlar mutlak değer ney eksi 3'tür ki? Hiçbir şey. Bakın ben size söyleyeyim. Mutlak değer 3 ne abi? 3. E mutlak değer eksi 3 de mi 3? Ama mutlak değer hiçbir şey eksi 3 değil, doğru mu? O zaman böyle bir eşitlik gördüğünüzde bunun çözüm kümesine hiç polemiğe girmeden boş kümedir diyebilirsiniz. Çünkü mutlak değerli bir ifadenin sonucu hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamaz. İşte mantığı burada. Yani mutlak değer eksi 3'ün de eşiti 3'tür. Ama mutlak değer hiçbir şeyin sonucu eksi 3 olamaz. Bu önemli bir ayrıntı. Ama tabii bizim asıl işimiz burada tam olarak bu değil. Bunu bileceğiz. Bu bir bilgi, önemli bir bilgi. Bizim asıl işimiz mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıya eşit olduğunda ne oluyor bu? Arkadaşlar onun için de şunu verebiliriz. Tabii ben içeriği birinci dereceden denklem seçiyorum, her şey olabilir. Hani sadece öyle tercih meselesi yani. Mutlak değer AX artı B C'ye eşitse ve C elemanı pozitif gerçel sayı ise, yani herhangi bir pozitif sayıya eşitse, o zaman mutlak değerin içi yani AX artı B ya C'ye ya da eksi C'ye eşittir. Yani mutlak değerli bir ifadeyi negatif bir sayıya eşit görürseniz çözüm kümesi boş kümeydi. Ama mutlak değerli ifadeyi pozitif bir sayıya eşit gördüğünüzde içini bu taraftaki ifadenin bir artılısına bir de eksilisine eşitliyorsunuz. Bütün olay bu. Şimdi tabii somut görünce yine çok net oturacaktır arkadaşlar burada söylediğim şey. Mutlak değer 2x eksi 3 eşit 17 ise x'in alabileceği değerler toplamı nedir dediğinde mesela. Bakın burada da aslında çok dehşet ezber yapmanıza gerek yok. İşin mantığı o kadar basit ki. Bunu 17'ye eşit vermiş. Tanıma göre şöyle değil mi olay? Bunun içi yani 2x eksi 3 bir 17'ye ve 2x eksi 3 bir de eksi 17'ye eşit olacak. Bak bunu ezbere yazdık buradan. E mantıkla da çıkarırsın ki abi. Bak mutlak değerli bir ifadenin sonucu 17 olmuş. Mutlak değer ne 17'dir? Mutlak değer 17 17'dir. Mutlak değer eksi 17 de 17'dir. Bakın o zaman içi ya 17 ya da eksi 17 olmalıdır. Geldiği nokta burası yani. Dehşet ezber yapman falan gerekmiyor. O zaman bu denklemleri çözelim. 2x eşittir. Bakın eksi 3 buraya artı 3 geçti 20. X eşittir 10. X'in alacağı birinci değerdir. Devam ediyorum. Eksi 3 buraya artı 3 geçince. Eksi 17 artı 3. Eksi 14 mi yapıyor? O zaman x eşittir. Eksi 7 mi oluyor arkadaşlar? İşte x'in alabileceği değerler toplamı 10 artı eksi 7'den 3 bulunuyor. Umarım anlaşılmıştır. Bakın eşitlik de bunun üzerine kurulu, bu temel üzerine kurulu bir konu. Tabii ama arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Bu kadar soft haliyle sorar mı bunu ÖSYM? Ya pek de değil. Hani biraz daha karmaşıklaştırıyor. Ama emin olabilirsiniz böyle çok da dehşet karmaşıklaştırmıyor. Sadece birazcık. Şimdi şöyle bir soru. Mesela şimdi yazacağım soru 2013 KPSS sorusunun çokça benzeri. Şöyle bir şey sormuşlardı. Mutlak değer içinde, mutlak değer içinde x eksi 2. Eksi 5 eşittir 7. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin
toplamı kaçtır diye sormuşlardı. Mutlak değer içinde mutlak değer x eksi 2 eksi 5 eşitliğini sağlayan eşittir 7 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı. Ne var burada? İç içe iki tane mutlak değer var. Biz şimdi ne yapacağız burada? Lütfen dikkatle dinleyiniz. Şu mutlak değerin sonucu bakın kırmızıyla işaretledim. 7'ye mi eşit olmuş? Mutlak değer 7 de 7'dir. Mutlak değer eksi 7 de 7'dir. O zaman şu içerisi arkadaşlar ya 7'ye ya da eksi 7'ye mi eşit olmalıdır? Ben bunu yapacağım. Şunu yani mutlak değer x eksi 2 eksi 5'i 7'ye mutlak değer x eksi 2 eksi 5'i bir de eksi 7'ye mi eşitleyeceğim? Bakın aklınızda bulunsun her zaman amaç mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmaktır. Şimdi şuradan başlayayım. Mutlak değer x eksi 2'yi yalnız bırakmak için bunu buraya attığımda artı geçti. 12'ye mi eşittir? Geldim buraya. Mutlak değer x eksi 2 eksi 5 artı 5 geçti. Eksi 2 midir? Bakın arkadaşlar burayla işim bitti. Çünkü mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olamıyordu. O zaman ben burayı mı çözeceğim sadece? Bakın burada ne var? Mutlak x eksi 2 12. O zaman bunun içi ya 12 ya da eksi 12 değil mi? O zaman dostlar x eksi 2 bir 12'ye, x eksi 2 bir de eksi 12'ye eşitliyorsunuz. X buradan 14 veya x buradan eksi 10 yapıyor. E bize yine x'in alacağı değerler toplamı soruluyor. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı 14 eksi 10'dan 4 olarak bulunuyor. Eğer ki burası negatif bir sayı değil yine pozitif bir sayıya eşit olsaydı aynı burayı çözdüğüm gibi ne yapacaktım? Orayı da çözecektim. İki değer de ne olacaktı? Oradan gelecekti. Ama mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olamayacağı için burada iş bitti. En az sıfır olmak zorundadır. Ha mutlak değerli bir ifadenin eşit sıfırsa bunun için ne yaparsın? İçini sıfıra eşitlersin. Hepsi o kadar. Evet bunlar önemli mevzular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç aslında böyle çok da sizi kasacak, zorlayacak bir şey yok. Ama işi bilerek, mantığını anlayarak gitmeniz lazım. Ezber yaparak değil. Ya ÖSYM burada işin mantığını bilip bilmediğinizi ne yapıyor? Test ediyor tabii ki. Şimdi bir başka özellik ile devam ediyorum arkadaşlar. Nedir o? Eşitlikle alakalı bir özellik. Mutlak değer içinde A çarpı X'i siz eğer soruda işinize öyle geliyorsa A çarpı mutlak değer X diye yazabilirsiniz. Ne şart altında? A'nın pozitif olması şartıyla. Yani bunu şöyle ifade edebilirim. Mutlak değerli ifadenin içinde bulunan pozitif çarpan mutlak değerin dışına alınabilir. Yani söylediğim şeyin Türkçe tercümesi şu arkadaşlar. Mesela mutlak değer 7x ya. Sen eğer istersen soruda işine öyle geliyorsa bunu 7 çarpı mutlak değer x diye ifade edebilirsin. Ki arkadaşlar bazı sorularda bu oldukça işimize yarayacak bir ayrıntıdır. Hemen bir örnekle görelim. Mutlak değer 3x artı, mutlak değer 2x artı, mutlak değer x eşittir 18 ise x'in alabileceği değerler çarpımı nedir dediğinde mesela. Şimdi arkadaşlar bakın ne kadar kolaylaştıracak işimizi seyredin görün bu özellik. Mutlak değer 3x'i biz 3 çarpı mutlak değer x diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Artı mutlak değer 2x'i 2 tane mutlak değer x diye yazabiliriz. Artı bunu da mutlak değer x diye. Eşitmiş neye arkadaşlar? 18'e mi? Şimdi bakın 3 tane mutlak x, 2 tane mutlak x, 1 tane mutlak x. 6 tane mutlak x mi yaptı? Aynı şunun gibi düşün. 3a, 2a, a olsaydı 6a demeyecek miydin? Aynı mantık. Eşittir 18.
Şimdi mutlak değeri yalnız bırakmak adına her iki tarafı 6'ya böldüğünde mutlak değer x eşittir 3 yapıyor. Yine aynı yere mi geldik abi? Mutlak değer x'in 3'e eşit olması demek x'in 3 veya x'in eksi 3 olması demek değil mi? Çünkü mutlak değer 3 de 3'e eşittir. Mutlak değer eksi 3 de 3'e eşittir. O zaman x'in alabileceği değerler çarpımı 3 çarpı eksi 3'ten sevgili dostlar eksi 9 olacaktır. İşte bütün hikaye bu. O yüzden mutlak değerin içindeki pozitif çarpan, dışarı çıkarılabilir çarpan olarak özelliği önem arz eden bir özelliktir. Tabii burada biraz armut piş ağzıma düş sorduk. Şimdi yapacağımız örnekte birazcık çarpanlara ayırmayla da ne yapacağız bunu? Birleştireceğiz. Görelim arkadaşlar örneğimiz. Şöyle bir sual. Mutlak değer 3x eksi 3 artı mutlak değer 2x eksi 2 eşittir 20 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır dediğinde. Bakın arkadaşlar videoları, geçmişteki videoları izlediyseniz hepsinde bir şeye çok vurgu yaptım ben. Faktöriyel konusu içinde, çözümleme içinde, başka birçok konu içinde. Ortak çarpan parantezi acayip önemli bir şeydir. İfadelerin ortak çarpan parantezine alınabilme olayı çok önemli bir şeydir. Şimdi bakın burada soruya baktığımızda. Mutlak değer 3x eksi 3. Orayı 3 parantezine alabilirsin değil mi? Neden? Bak göstereyim de yine. Bu şu demek değil mi? 3 çarpı x eksi 3 çarpı 1. Bak sen burayı 3 parantezine aldın mı? Buradan x eksi buradan 1 gelir. Yani bakın bu 3 çarpı x eksi 1'dir. Artı geldim buraya. 2x eksi 2 bak aynı mantıkla. 2 parantezine aldığında buradan x yine eksi. Bak bu 2 çarpı 1 demek. Buradan 1 demektir. Eşitmiş 20'ye mi? Şimdi bakın özelliği kullanıyorum. Öndeki çarpanı dışarı atabiliyoruz. 3'ü dışarı attım. 3 tane mutlak değer x eksi 1 artı. 2 tane mutlak değer x eksi 1 eşittir 20 mi? E bakın 3 tane 2 tane daha 5 tane mutlak değer x eksi 1 eşittir 20 mi oldu? Bak hedef hep mutlak değeri yalnız bırakmak dostlar. Şimdi her tarafı 5'e böldüğümde mutlak değer x eksi 1 eşittir 4 mu oldu? Geldik mi abi yine aynı yere? O zaman bunun içi ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Yani arkadaşlar x eksi 1'i bir 4'e, x eksi 1'i bir de eksi 4'e eşitliyorum. X buradan 5'tir veya x buradan eksi 3'tür. E bize neyi soruyordu? X'in alacağı değerler toplamı. Arkadaşlar x'in alacağı değerler toplamı 5 artı eksi 3'ten 2 olacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar bir zorluğu yok. Sadece ince noktaları iyi bilmemiz lazım. Ve abi en önemli şey işlem yeteneğimizin olması lazım. İşlemlere birazcık hakim olmamız lazım. Evet bu videoyu burada sonlandıracağız. Ama eşitlikle ilgili vereceğimiz özellikler ve soru yapıları henüz bitmedi. Bir sonraki videoda o özellikleri ve soru tiplerini ve konunun son bölümü olan mutlak değerli eşitsizlikler kısmını göreceğiz arkadaşlar. O videoyu da kaçırmamanızı öneririz çünkü önemlidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.